Coşkun'un termometresinden herkese merhaba. Bugün İlkan bizimle değil ve Burak Hoca ile birlikte yayın yapacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta oldukça aslında hareketliydi. Bir yandan yasakları çok konuştuk. İsrail, İran, Hamas ilişkisini çokça kez konuştuk. Ve son olarak da anket sonuçlarını ve Türkiye'deki seçmen davranışlarıyla yayını bitirmeyi planlıyoruz. Burak Hocam hoş geldiniz. Merhaba Aybike, hoş bulduk. Biraz yasakları konuşarak başlayalım istiyorum Instagram yasaklarını. Şimdi aslında çok da net olmayan bir durum var aslında. İnsanlar da tam olarak neden kapatıldığını anlayabilmiş değil. Bir anda oldu, beklenen bir durum da değildi. Aslında Türkiye ilk defa bu yasaklarla karşılaşmıyor. YouTube çok uzun süre yasaklıydı, Wikipedia aynı şekilde. Twitter'da çokça çok kez açılıp kapan geçtiğimiz yıllarda siz. Ama aslında bu zaman da geçti üzerinden. Bu birazcık daha eski AK ilk zamanlarına tekabül ediyor. Siz bu yasakları nasıl değerlendiriyorsunuz? İnternette aslında sosyal medya çokça kişinin de bir yandan ekmek kapısı da oldu bir yandan. Evet o işin bir boyutu. Ama tabii burada tartışmayı başka bir yerden kurmak gerekiyor. Hükümetlerin bu çok uluslu teknoloji şirketleriyle ilişkisinin nerede başlayıp nerede biteceği konusu. Bu çok normal bir şey. Yani Instagram gibi, Twitter gibi, Facebook gibi şirketlerin yerel hükümetlerle problem yaşaması çok normal. Bunu ilk yaşayan ülkede Türkiye değil. Bu sadece dijital platformlara has bir olgu da değil. Yani başka sektörlerde de çok uluslu şirketler e, yerel hükümetlerle sorunlar yaşarlar. E, şimdi birincisi bu sorunları çözme metodu üzerine bir düşünmemiz gerekiyor. E, normalde kamu otoritesinin belirli kriterler üzerinden bu şirketlerle bir müzakere yürütmesi, e, müzakereden sonuç alamıyorsa da mahkeme süreçlerinin şeffaf bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Yani öncelikli olarak e, kamunun her müdahalesinin meşru müdahale olmadığını aklımızda tutmamız lazım. Yani bu sorunların yaşanması normal. E, yerel siyasi otoritenin buna tepki vermesi de normal. Fakat bu tepkinin şekli üzerine, usulü üzerine bir konuşmamız gerekiyor. Yani bir gece ansızın kültürü, keyfi karar alma kültürü ve birkaç bürokratın hiçbir süreç işletmeden şeffaf olmayan bir şekilde sadece o an kendilerini mutlu hissetmek veyahut o an kendilerine mantıklı gelen seçeneği hayata geçirmek motivasyonuyla attığı adımların bence meşru otoritenin çok uluslu şirketlerle ya da ulus aşırı şirketlerle müzakere yapma proteinden sapması gibi bir durum var Türkiye'de. İngiltere'de de bunlar oldu, Fransa'da da bunlar oldu. Bu ülkelerin hükümetleri oturup bu şirketlerle müzakere ettiler, anlaştılar ve kamuoyu kendisini olabilecek herhangi bir ihtimale karşı hazırladı. Bu şirketler esnediler. Hükümetler kendi önceliklerini ortaya koydular ve aslında başı sonu belli. Hükümetlerin hangi durumda müdahale edeceği, bu şirketlerin hangi içerikleri denetleyeceği konusu bir çözüme kavuşturuldu. Veyahut bu şirketlerin vergi prosedürü bir çözüme kavuşturuldu. E, Türkiye'de burada bir sıkıntı var. Türkiye'de bu müzakere usulünde bir sıkıntı var ve biz Instagram'ın kapatılması konusunda e, hükümetin çok keyfi davrandığını e, ve çok ani alınmış, hırsla, sinirle alınmış bir karar olduğunu görüyoruz. Bu başlı başına çok sorunlu bir konu. Yani Türkiye'nin yönetim şekliyle alakalı bize çok net bir şey söylüyor. Ve bu yönetim şekli de e, hakikaten siyasetçilerin, siyaset yapma gayesinde olan insanların tavrından daha çok tamamıyla meşruluğunu seçilmiş cumhurbaşkanının popüleritesine bağlayan birkaç memurun ve danışmanın zihninden çıkıyor. İşte Mehmet Uçum'un, Fahrettin Altun'un ya da Yiğit Bulut'un yani aslında siyaset yapmayan politikaları halka anlatma ve halkın tepkisini politika yapım sürecine taşıma derdi olmayan birkaç tane bürokratın hamlelerini izliyoruz aslında biz. Ve meşruluklarının tek kaynağı da Recep Tayyip Erdoğan. Yani onun aldığı %51 %52 oy. Onun atadığı memurlar olarak böyle bir güce erişmiş durumdalar ve bu hamlelerin e, hakikaten başının sonunun düşünülmediği ve Erdoğan'a onaylatıldığı takdirde hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini, herhangi bir süreç içerisinde olgunlaştırılmadığını, bir müzakere prosedürünün olmadığını çok net görebiliyoruz. Yani bu keyfilik başlı başına bir problem. Ne için problem? Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar malum. Bu sıkıntıları çözmek için mesela bir ekonomi programı ortaya koyuyoruz ve bu ekonomi programının devam edebilmesi için Türkiye'ye dışarıdan sermaye gelmesi gerekiyor. Uluslararası aktörlerin Türkiye'ye güvenmesi gerekiyor. Fakat bu tip pratikler hakikaten bu güveni çok temelden sarsabilir. Yani Türkiye'de eğer kararlar bu şekilde alınıyorsa, otonom bir bürokrasi yoksa, müzakere süreçleri şeffaf işlemiyorsa ve hırsla, aniden, sinirle Instagram gibi bir platform hızlı bir şekilde kapatılıyorsa bu ülkede kararların nasıl alındığına dair çok ciddi soru işaretleri doğacaktır, doğmaya devam edecektir. Bu maalesef çok keyfi bir yönetim. Evet, bu platformlar objektif değiller. Bu platformların denetleme usulüne dair çok ciddi kanuni açıklar var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bazı arkadaşlar bu çok uluslu dijital platformların zararlarından bahsederek hükümet müdahalesini meşrulaştıran bir tavır içerisinde bunu yapmasınlar. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsanların okuduğu makaleleri hepimiz okuyoruz. İnsanların üzerine düşündüğü konuları hepimiz düşünüyoruz. Merak etmesinler. Yani sosyal medyanın, anonim hesapların, linç kültürünün, ahlak sinyalleme eğiliminin, nasıl medeni ilişkileri mahvettiğini, siyasal radikalizme nasıl yol açtığını hepimiz okuyoruz. Yani bunlar çok nadide, sadece birkaç kişinin aklına gelmiş düşünceler, görüşler değil. Dünya bunları tartışıyor zaten. Biz de düşünüyoruz bunun üzerine. Çok da program yaptık. Ve bu platformların e, sansürcü olduğuna dair bir tartışma da var. Onu da okuduk merak etmeyin. Yani biz Trump'ın Twitter'da engellenmesiyle beraber aslında Twitter'ın bir forum olmaktan ziyade bir yayın organı, kendi editoryal politikası olan, siyasi duruşu olan bir yayın organı olduğu gerçeğiyle de yüzleşmiştik. Yani bunu da merak etmesinler, bunu da biliyoruz. Dolayısıyla yayın politikası olan bir medya platformunun da basın kanununa tabi olması beklenir. Editoryal sorumluluk beklenir en azından orada yer alan içeriklerle alakalı. Burada bir yasal boşluk olduğunu da farkındayız. Yani insanlar Instagram'a erişim yasağını bu gerekçelerle savunmamalı bence. Yani sosyal medya platformlarının ne kadar büyük sorunlar yarattığını gerek ticari anlamda, gerek siyasi anlamda yerel hükümetlerle çok ciddi problemler yaşadığını tartışıyoruz, konuşuyoruz. Sosyal medyayı kutlayan, onu bir özgürlük alanı olarak gören insanlar değiliz biz. Zaten bu sorunların farkındayız. Fakat burada daha büyük bir sorun var. Yani editörünün olmadığı için yakındığımız ve editöryel bir sorumlu aradığımız sosyal medyanın editörü hükümetler de olamaz. Yani Fahrettin Altun da neyin objektif olduğuna karar veremez. İfade hürriyetini Instagram'ı kapatarak genişletemez. Bunun da farkında olmamız lazım. Yağlı bir Ankara dönerinin sağlığa ne kadar zararlı olduğunun hepimiz farkındayız. Fakat bu vegan partisinin iktidara gelip eti yasakladığı bir durumda ortaya konulacak bir argüman değildir. O insanların et yeme özgürlüğüne karşı yapılmış bir hamledir. Yasaklama eğilimine hemen yasaklanan nesnenin, konunun, yasaklanan platformun, yasaklanan eylemin olası zararlı sonuçlarından bahsederek cevap verilmez. Orada bir kriterimiz olacak. Yani kamu iyiliği, kolektif iyilik, ortak iyilik kavramını çok net bir şekilde tanımlamamız lazım. Ki hükümetlerin nerede duracağını da söyleyebilelim. Yani Instagram'ın özel bir şirket olması ve özel şirketlerin dokunulmaz olması argümanın ötesinde böyle bir şey var. Yani 19. yüzyıl argümanlarıyla bu meseleye yaklaşılmaz falan diyorlar. Yani o zaman 16. yüzyıl argümanlarıyla yaklaşalım ve egemen, egemen otoritenin meşru otorite olduğunu kabul edip her türlü yasaklama eylemine icazet verelim. Böyle şey olur mu? Bazı prensipler evrenseldir. Yani bunları biz zihnimizle, rasyonel aklımızla düşünüp ona göre karar vereceğiz. İster 19. yüzyılda olsun, ister 21. yüzyılda olsun. Yani mülkiyet teorisini, ya da kamunun müdahalesinin sınırları tartışmasını 19. yüzyılda yapıldığı için küçümseyemeyiz. Yani aynı kalitede bir tartışma 21. yüzyılda yapılamayabilir. Bu bakımdan bizim yapmamız gereken şey eğer böyle bir müdahale varsa, burada sorunlu da bir alan varsa bu müdahalenin usulüne ilişkin bir tartışma yürütmek. ikincisi müdahalenin gerekçesine dair bir tartışma yürütmek. Bunları yapacağız ki kamunun yani devletin hani öyle konuşayım bizlerin özgürlüklerini hangi koşullarda ihlal edeceği, hangi koşullarda ihlal edemeyeceği konusunda bir sınır çizebilelim. Sosyal medya platformlarının başka insanların hayatını tehlikeye atan hesapları, onları tehdit eden hesapları veyahut daha suç şebekelerinin örgütlenmesine yardım edecek grupları askıya alması, engellenmesi mesela somut bir sınır olabilir. Fakat sosyal medyanın hayatlarımızda yarattığı tahribatı kamuya her müdahalesine icazet vererek büyük bir yetki alanı tanıyarak çözemeyiz. Çünkü ortak iyilik kavramı, kolektif iyilik kavramı çok muğlaktır. Halbuki. Yani bir İskandinav ülkesinde aşırı sağcılık, kadın düşmanlığı, ırkçılık, kolektif iyiliğinden büyük düşmanı olarak görülürken Pakistan gibi bir ülkede dini hassasiyetler kolektif iyiliğin en büyük düşmanı olarak görülür. Türkiye gibi ülkelerde milli güvenlik kolektif iyiliğin en büyük düşmanı olarak görülür. Rusya gibi ülkelerde genel ahlak kolektif iyiliğin en büyük düşmanı olarak görülür. Yani kamuya Norveç'te ırkçıları yasaklama ya da ırkçıları sosyal medya platformundan atma özgürlüğü tanıyıp Rusya'da LGBT komünitesini sosyal medyadan atma, Türkiye'de milli güvenliği eleştirel insanların sesini kesme, Pakistan'da da İslamiyet'i kendisine göre yorumlayan insanların bir şekilde bu sosyal medya platformlarından atılması veya bu platformların kapatılması pratiğini savunamayız. Orada bir ilkeye ihtiyacımız var bizim. Yani eğer ilke olarak siz yerel hükümetlerin kolektif iyilik tanımına göre müdahale etmesini savunuyorsanız o zaman Pakistan'a, Rusya'ya, Türkiye'ye ses çıkartmayacaksınız. Bunu meşrulaştırırsınız. Bu sorunların hepimiz farkındayız fakat bu sorunları sorunlar çok karmaşık. Dolayısıyla kamu müdahalesini işte bir çırpıda reddederek karmaşık sorunlara 19. yüzyılın söylemleriyle cevap veremeyiz diye tepki verdiğiniz zaman 19. yüzyılda yapılan devletin nerede durması, nerede hareket edebilmesi tartışmasını es geçmiş, küçümsemiş oluyorsunuz. Ve günün sonunda kamuya tanı, tanıdığınız bu sorunları çözme imtiyazı sizi 16. yüzyılın Machiavelli'nin öngördüğü egemen ile meşru yönetim arasında hatta egemen kişi ile meşru yönetim arasındaki bağlantıya götürür. Orada tıkanıp kalırsınız. Bu yasaklara bence yani hükümetin keyfi olarak herhangi bir prosedür işletmeden e, ortaya koyduğu yasaklara buradan sert bir tepki vermek gerekiyor. Bu ilkesel bir tepki. Sonuçları açısından işte ekonomiye olumsuz etkisi var. Doğru. Yani sonuçları açısından da çok yanlış bir hareket. Yüz binlerce kişi Instagram üzerinden para kazanıyor. Anadolu'daki ev kadınlarının mali bağımsızlığı Instagram sayesinde oldu. Benim çok yakından tanıdığım insanlar var. Makarna yapıp satan, tarhana yapıp satan, turşu, işte salça yapıp satan birçok insan tanıyorum. Ve bu kadınlar Instagram sayesinde para kazandılar ve eşlerine karşı daha özel bir hayata sahip oldular. Bu insanların hayatı mahvoldu. Sonuçları da bunlar. Yani sonuçlar açısından genel makroekonomik sistem olumsuz etkileniyor. Mikro anlamda mütevazi, kendi emeğiyle yaşayan insanlar bundan sıkıntı çekiyorlar. İlkesel olarak devletin nerede durup nerede hareket edebileceğine dair hiçbir fikrimiz yok. Bir yasak karşısında bizim vereceğimiz ilk tepki ya bu 19. yüzyıl kavramlarıyla işte özel kişiler, tüzel kişiler kavramlarıyla falan açıklanamaz. Bu çok karmaşık bir dünya. Kamunun müdahalesine 19. yüzyıl söylemleriyle karşı çıkamayız diyemezsiniz. Dememelisiniz. Yani bu entelektüel bir manevradır. Amacı nedir bilmiyorum. Manevradır ama. O yüzden hükümetin keyfi olarak güç kullanma özgürlüğünü kendisinde hissederek insanların hayatlarını etkileyebilecek adımlar atmasına ilkesel olarak karşıyım. Sosyal medyanın yarattığı sorunların farkındayız. Bu sorunların çözülme yönteminin bu olmadığını biliyoruz en azından. Evet ya yani aslında Instagram'ın öyle bir özelliği de var yani küçük esnafı işte yereldeki küçük girişimci birazcık daha müşteriyle buluşturma gibi böyle bir kolaylaştırıcı özelliği. Bakın uzun vadede bu küçük girişimler nasıl etkilenecek? Yani mesela butik bir spor salonu, kimsenin bilmediği bir evet. franchise olmayan ya da küçük bir kafe genelde bu tarz reklamlarla ayakta duruyordum. Ben mesela gittiğim bir kafede en azından bunu duymuştum. Instagram reklamlarından sonra uh -huh. müşteri sayım arttı diye söyleyen çok kişi olmuştu. Sadece mekanlar değil, aynı zamanda dediğim gibi yani kendisi küçük bir sermaye ile belirli tüketim mallarını üreten, daha büyük kentlerde yaşayan insanlara satarak hayatta kalan insanları da doğrudan etkiliyor. Ya hepsini boş verelim ya. Hiç kimsenin maddi bir kayıp yaşamadığı bir durum da olabilir. Yani ben kendi kişisel mutluluğumu Instagram'da paylaştığım fotoğraflara veyahut videolara gelen beğenilerden temin ediyor olabilir. Yani mutluluğun ölçüsü sadece para değildir. Yani hayatımda ihtiyacım olan beğenilme arzusunu Instagram filtreleri ve Instagram'da beni takip eden insanların bana yazdığı yorumlardan karşılıyor da olabilirim. Bu beni mutlu ediyor. Yani bu hayatta kendi iradem dışında gönderilmiş olduğum bu hayatta kendi eylemlerim sonucunda mutluluk arayışı içerisindeyim. Bunu bulduğum ve hiç kimseye zarar vermeden yaşadığım bir yerde sadece benim ve beni beğenen, benimle etkileşime giren insanlarla aramda bir ilişkiden türettiğim mutluluğa başka bir otorite müdahale ediyor. Ne olursa olsun yani illa şehriye tarhana makarna yapıp satan Yozgatlı ev hanımının uğradığı maddi kayıp olmak zorunda değil. Yani nişan taşıdı. 20-21 yaşında genç bir kız da Instagram'da kendisini iyi hissediyor olabilir. Bu da onun kadar. Yani o kızın da mutluluk hissi Yozgatlı ev hanımı kadar bence dokunulmazdır ve kutsaldır. Yani i̇lla maddi materyal bir fayda üretmek zorunda değil. Evet katılıyorum. Birazcık Orta Doğu'ya geçelim istiyorum. Haniye'nin öldürülmesinden sonra olaylar daha da kızışmaya devam ediyor Orta Doğu'da ve İran merkezli olduğu İsrail'li kaynaklarca onaylanan füze ve sihalar İsrail'in en azından sahil şehrine geldiğini duyurulmasıyla aslında işler birazcık daha kızıştı. Bunun biraz aslında Türkiye'ye değinen bir kısmı da var ama öncelikle biraz olay üzerine konuşalım. Bu Orta Doğu'da anladığım kadarıyla daha da uzun süre Bunları konuşmaya devam edecek gibi duruyor. Bırak hocam siz ne düşünüyorsunuz? Evet, yani bunu çok detaylı da konuşabiliriz ama şöyle de söyleyebiliriz. Orta Doğu'da aslında kendi egemenlik sahası içerisinde e, nihai otorite olmak isteyen bunu da diğer siyasi merkezlerle ortak güvenlik ve bazı konularda, bazı ticari konularda kontrollü bir işbirliğine dönüştürmek isteyen bir blok var. İşte Mısır, İsrail, Katar dışındaki körfez ülkeleri. Bunlar bir, bir blok oluşturuyorlar. Öte taraftan kendi etkisini ulus aşırı faaliyetlerle, bu ideoloji olabilir, bu bazı silahlı grupların desteklenmesi olabilir. E, bu şekilde sağlamayı amaçlayan İran gibi bir ülke var. İsrail ile Körfez ülkelerinin Katar dışında ve Mısır'ın ilişkisi mesela işte Hamas'a kaybettiriyor. Körfez ülkelerinin İsrail ile Mısır'la artan ticaret potansiyeli, ortak güvenlik anlayışı geliştirmeleri İran'ın bölgede desteklediği grupların kaybetmesi anlamına geliyor. Yani bölgede aslında bu Gazze merkezliymiş gibi gözüken ama çok daha derin bir çatlak var. Bu beraberinde bir çatışma potansiyeli getiriyor. Ve her mesele, her işte çatışma hızlı bir şekilde bölgeselleşme tehlikesi taşıyor. Yani bu Orta Doğu'nun sınırları Aybike çok yapay olarak çizildiği için her ülke ulus inşa etme projesini çok başarılı bir şekilde yürütemedi. Çünkü farklı kimlikler var. Onları ortak kimlikte buluşturmak da çok mümkün olmadı. Çünkü ortaya çıkan sermaye darbe elit tarafından tüketildiği için bütün ulusu kalkındıracak, kaynaştıracak projeler ortaya konulmadı. Ortak bir ulus kimliği ortaya konulmadı. Dolayısıyla her ülke kendi içerisinde problemler yaşıyor. Bununla beraber kimlikler farklı ülkelere dağılmış oldukları için herhangi bir çatışmada hızlı bir şekilde bölgeselleşiyor. Bu Raymond Hinebush diye bir ortadoğu profesörü var. Onun çok güzel anlattığı bir hikaye. İşte Hamas'ın yani Müslüman kardeşlerin, ihvanın, Gazze kolunun yaşadığı bir çatışma bir anlamda Türkiye'deki Müslüman kardeşler bağlantılı grupları içine çekiyor. İşte İran'ın mesela yaşadığı bir çatışma Şii kimliği üzerinden Orta Doğu'daki Şii grupları işte Hizbullah gibi bu, bu tip grupları işin içerisine çekiyor. Dolayısıyla bu transnational dediğimiz bu saçırı kimlikler Orta Doğu'daki devlet egemenliği kavramına büyük bir tehdit arz ediyorlar devlet egemenliğini öne çıkartan bunun üzerinden ilerlemek isteyen işbirliklerini de bu egemenliği arka plana koymadan devam ettirmek isteyen devletler de buna tepki veriyor. Yani genel itibariyle böyle bir durum söz konusu. Hamas liderinin öldürülmesi ve Türkiye'nin verdiği tepki aslında bu minvalde okunmalı. Türkiye bu ulus aşırı bağları Davutoğlu döneminde bir dış politika enstrümanı olarak kullanmayı denedi. Yani ortak tarih, ortak kimlik, ortak sosyoloji gibi değerlerin bir dış politika aracı olabileceğini düşündü. Bunu denedi Arap Baharı'ndan sonra fakat başarısız oldu. Şimdi yeniden bu Hamas meselesinde bir tepki vermesi bu ihtimali tabii akıllara getiriyor. Yani Türkiye'nin yeniden işte ulus-aşırı ideolojiler, kimlikler üzerinden bir dış politika yapıp yapmayacağı sorusu. Bu tabii çok sert tepkiyle karşılanıyor bölgede. Yani İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Mısır gibi ülkeler buna çok sert tepki veriyorlar. Çünkü onun başarısız olduğu ortaya çıktı ve Türkiye'nin hayrına gelişmeler de olmadı. Fakat orada AKP hükümetini de bir anlamda şöyle değerlendirmek lazım. Daha dengeli ve daha egemenlik temelli gittiği zaman iç politikada da bunun Tayyip Erdoğan'a kaybettiren bir tarafı oldu. Çünkü daha sağdan gelen yeniden Refah Partisi gibi, Hüdapar gibi aktörler var ve bu aktörler rasyonel dış politikayı büyük bir zafiyet, omurgasızlık, ideolojiden sapma, ahlaksızlık gibi gören popülist bir dile sahipler. Yani seçim sonuçlarını birazdan konuşacağız. Mesela burada içeride Tayyip Erdoğan'a kaybettirecek bir dış politika rasyonalitesi ne kadar sürdürülebilir? Ya da içeride Tayyip Erdoğan'a kaybettirecek herhangi bir rasyonel politika ne kadar sürdürülür? Bunu bilmiyoruz. Ama asıl kaygı yani bu Hamas meselesinde, Haniye'nin öldürülmesi meselesinde asıl kaygı bu. Bu yüzden aslında Erdoğan somut bir adım atmadan yani ilişkileri somut olarak tahrip etmeden psikolojik anlamda belirli diskurları kullanarak bir atmosfer yaratarak bir şey yapıyormuş gibi gözükerek işte daha dindar, daha Filistin hassasiyeti olan seçmenin karşısında konumlanmasını engellemeye çalışıyor. Böyle de bir durum var. Yani baktığınız zaman Mısır çok rahat aslında. Birleşik Arap Emirliği bunlar demokrasi değil. Ya Türkiye'de seçim olduğu için aslında Erdoğan o kadar da rahat davranamıyor. Ve o daha sağdan gelen aktörlerin yaptığı ahlakçı politikaya karşı bir şeyler yapmak zorunda hissediyor. Hocam Beş milli da... Da böyle mi değerlendiriyorsunuz? yani kimse... Evet 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 tamam evet, tam, o, ya, tam bu... olarak böyle. Filistin tamamen çok büyük bir grubun Türkiye destekçisi ama Hamas ne kadar olumlu görülüyor Türk kamuoyunda mesela ben onu biraz düşünüyorum. Tabii bu ikisi arasında fark var. Yani Filistin meselesine genel olarak toplum sempati duyuyor. Ama Filistin meselesi Hamas'ı aklayan, Hamas'ı destekleyen, Hamas'ı güçlendiren bir söyleme dönüştüğü anda bence o destek düşüyor. Zaten araştırma sonuçları da bunu gösteriyor. Yani Hamas'a bir kuvayi milliye yakıştırması yapmak Hamas'ın eylemlerini sömürü ve baskı altında bir toplumun yarattığı kaçınılmaz ve doğal bir tepkimiş olarak değerlendirmek bence oldukça sorunlu ve toplum tarafından da kabul edilen bir şey değil. Ya Hamas günün sonunda ideolojik bir grup. Baktığınızda bir devlet gibi refleks veren bir grup değil ya da bir kurumsal sorumluluğu olan diğer aktörlere, uluslararası topluma karşı sorumluluğu olan, insanlık ailesine karşı sorumluluğu olan, meşruluk arayan, meşruluk peşinde koşan bir Grupta değil. İşte 7 Ekim saldırıları bunu gösterdi zaten. Yani o bakımdan milli mücadeleyle Hamas arasında aslında bence çok ciddi bir fark var. Yani aslında kıyaslamamak lazım bunları. Ama Ankara'da meclisin kurulması, çetelerin bir şekilde ilga edilmesi ve atılan her adımın hukuki bir zemininin olması gerektiğine dair inanç, milli mücadelenin bence başarıya ulaşmasındaki en önemli faktör. Yani Hamas'ta bunları görmüyoruz. Yani yaptıkları mücadele Filistin mücadelesinin içerisine yedirilmiş bir durum ve insanların Filistin davasına duyduğu sempati, İsrail'in orantısız güç kullanmasına, sivilleri öldürmesine karşı verilen tepki Hamas'ın açıkçası bu ikisinin arasında meşrulaşmasını da aynı oranda beraberinde getirmiyor. Yani sorduğunuz zaman İsrail'in Filistin'de çok ileri gittiğini düşünüyor musunuz? Sivilleri katlettiğini düşünüyor musunuz? Soykırıma varan uygulamaları yaptığını düşünüyor musunuz diye sorduğunuz zaman toplumun büyük kısmı buna olumlu cevap verir. Filistin'e dayanışma gösterir. Ya yani Türkiye'de Filistin'e karşı bir sempati vardır. O çok e, mesafeli değil. Yani Batı toplumlarından ayrışır o açıdan. Fakat bu beraberinde Hamas'ın söylemini, liderlerine Hamas'ın politikasını Türkiye toplumunun, Türk halkının canı gönülden desteklediği anlamına gelir mi? Hayır. Bu da gelmez. O yüzden AKP bir şeyler yapma ihtiyacı içerisinde. Şimdi bakıyorsunuz ticareti askıya aldı Türkiye. Fakat İsrail'le düşen ticaret birdenbire Filistin'le 10 katına çıkıyor. Yani bir şekilde çevre ülkelerin dolaylı desteğiyle işte Azerbaycan gibi ülkelerin yani bir şekilde bu ticaretle de devam ediyor bana sorarsanız. Yani bu rakamlar normal değil. Bu rakamların açıklanmaya ihtiyacı var. İsrail olan ticaret düşüp Filistin olan ticaret 10 kat artıyorsa bunun biraz detaylarına bakmak gerekiyor açıkçası. Türkiye'nin ticaret yapması gerekiyor. Bu da rasyonel bir şey. Yani herhangi bir ahlaki söyleme esiri olmadan Türkiye ekonomisinin bir şekilde ticaret yapması gerekiyor olabilir. Yani baktığınız zaman realist dünya görüşü bütün bu ahlaki gündemleri ulusal çıkarın arkasına atar. İkinci plandadır. Yani ulusal çıkar önemlidir realizmde. Ve ihtiyaçlara göre ahlaki çizgiden sapmayı da salık verir. Ama İç politikada yükselen bu ahlaki ton ki bunun bayraktarlarını da şu ana kadar Erdoğan yaptığı için onun nasıl sonuçlanacağını da çok iyi biliyor. Yani olası sonuçlarının da farkında bir şeyler yapıyormuş gibi gözükmeyi gerektiriyor. Yani 8 aydır biz Starbucks şubelerine saldırıları izliyoruz halbuki. Yani irili ufaklı Starbucks şubelerine saldırılar düzenleniyor. İrili ufaklı işte... Amerikan Yahudi sermayesiyle bağlantılı olduğu düşünülen şirketlere, zincir mağazalara saldırılar düzenleniyor. Ya yani bunu bu saldırılar düzenleyen insanlara ne tip cezalar verildiğini ben bilmiyorum. Yani hiç o konu gündeme gelmiyor. Ama bu normal değil. Yani bir yandan İsrail'le konfront edemeyen, dolayısıyla siyasi olarak ve askeri olarak bu meselenin içerisine giremeyen fakat bu işin iç politikadaki yükünü azaltmak için de kontrollü bir şekilde kendisine yönelen muhalefeti dindirmek için belirli söylemlerin benimsendiğini görüyoruz. İşte Instagram'ın kapatılması gibi mesela, milli yas ilan edilmesi, ticaretin askıya alınması gibi. Cumhurbaşkanının ailesinin işte Filistin mitinglerine gidip orada oradan fotoğrafların yayınlanması gibi. Ya yani şu kolay değil hakikaten kişilerin liderlerin ahlaki öncelikleriyle ulusal çıkarlar arasında gap olabilir. Yani Tayyip Erdoğan baktığınız zaman çok uzun bir süre Filistin meselesini hayatının merkezinde tutmuş bir insan. Yani kişisel olarak bu meseleye bağlı. Yani kişisel olarak Gazze operasyonunun Tayyip Erdoğan'ı son derece yıprattığını düşünüyorum. Üzdüğünü düşünüyorum. Fakat ulusal çıkarlar, ulusal kapasite Uluslararası toplumun tepkisi, mevcut ekonomik koşullar o 2010'lu yıllarda görmeye alıştığımız dış politika tepkilerini vermeyi de imkansız kılıyor. Bu da beraberinde iç politikayı da etkiliyor. O, o tepkiyi veremeyince iç politikadaki daha hamaset yapan popülist gruplar, daha sağdan gelen, daha ahlakçı gruplar e AKP'yi sıkıştırmaya başlıyorlar. Ve bu mesele de şöyledir biraz yani iktisadi olarak yoksullaşan insanlar bir büyük davaya sarılırlar. Yani hani paramız yok muhalefet ediyoruz demiyorlar yani. Para olmayınca Filistin meselesini bahane ederek muhalefete geçiyorlar. Yani o, o söylemlerin öyle güzel bir tarafı vardır siyasetçiler için. Bencil bir hareketi, bencil bir eğilimi ahlakiymiş gibi sunar. O endişeyle de böyle tepkiler verdiğini düşünüyorum. Evet bir de İsrail Dışişleri Bakanı Israel Kant'ın Ekrem Amoğlu'na karşı desteklediğini, Erdoğan'ı karşısında her şey çok güzel olacak diye söylen attığı Twitter çok çok kez yani Netanyahu, Evet, Netanyahu hükümetinin kapasitesi hakkında çok şey söylüyor aslında bu. Yani İsrail'i kimlerin yönettiği konusunda çok şey söylüyor. O popülizm, o ergenlik, lise talebesi sığlığında hayatı okuma, sanki bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi dostlar düşmanlar ya da dini bir tedrisattan geçmiş gibi melekler şeytanlar ikileminden çıkamayan ve tamamıyla sığ yani başka bir kelime kullanmak istemiyorum sığ bir zihinle dünyayı okuyan insanlar şu anda İsrail'i yönetiyorlar ve öncelikleri de aslında tamamıyla işte burada nasıl hamaset yapan ahlakçılık yapan sadece diskur üzerinden insanların hayatını olumlu şekilde etkileyen hiçbir şey önermeden iktidara gelmek isteyen ya da iktidara gelen insanlar varsa benzerleri İsrail'de de var. Yani Netanyahu hükümetinin kapasitesi konusunda çok şey söylüyor Dışişleri Bakanı'nın tweeti. Evet ama mesela ben bir AK Parti yetkili olsam büyük ihtimalle bu tweetten çok bir memnuniyet duyardım diye düşünüyorum. Yani muhtemelen Şimdi ya. insan aklı bilemediği zaman boşlukları kendisi dolduruyor. Yani burada e, biz de aklımızca şuna hükmediyoruz. Yani bir ülkenin, İsrail gibi bir ülkenin dışişleri bakanı bu kadar aptal olamaz. Yani bu mesajı atacak kadar yüzeysel bir adam olamaz diyoruz. Dolayısıyla arada oluşan boşlukları niçin bu tweet'i attı sorusuna kendi aklımızca cevap veriyoruz. İşte AKP'liler başka bir komplo arıyorlar. Muhalifler başka bir komplo arıyorlar. Ben de diyorum ki aslında gerçek çok da düz olabilir. Yani gerçekten kapasitesiz bir Dışişleri Bakanı tarafından yönetiliyor olabilir İsrail dış politikası. Herkese merhaba. Bugün Doktor Sefa Mertek'le birlikteyiz. Çok güzel makaleler var sitemizde. Krizdeki Liberalizm ve Milliyetçilik Realitesi adlı makalesini Doktor Adem Yılmaz'la birlikte yazdılar. Bizim aslında sitemizde yazılı olan bu makaleyi birazcık daha izleyicilerimiz için hem biraz tanıtımını yapalım hem de yazarıyla konuşalım istedim. Sefa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Şimdi birazcık tabii ki makalenin derinlerine inmeyeceğiz. İzleyicilerin okuyabileceği makaleyi birazcık daha yumuşak bir şekilde konuşalım. Biraz kavramları konuşalım istiyoruz. Makale liberalizm ve milliyetçilik üzerinden bir aslında tartışmayı anlatıyor. Öncelikle biraz hem liberalizm hem milliyetçiliği bunların kavramları birazcık konuşalım istiyorum. Siz nasıl tanımlıyorsunuz <laughs> bu kavramları? Liberalizm üzerinden başlayacak olursak bizim ideolojilerde üç köklü ideoloji vardır. Liberalizm, sosyalizm ve muhafazakarlık. Milliyetçilik daha böyle kıyıda kalmıştır. Çok üzerinde rağbet edilmeyen bir ideoloji olarak görülür. Şimdi liberalizm deyince ilk olarak zaten klasik liberalizm ve daha çok ekonomik temelli başlayan bir bakış açısı hakimdir. Ama bunun hak temelli bir yaklaşım da var liberalizmde. Özellikle doğal haklar ve doğal hukuk üzerinden kurulan bir hatta veya John Locke üzerinden belki başlayacak olursak, Hobbes üzerinden başlayacak olursak, hoşgörü üzerinden, insan hakları üzerinden, hayat, hürriyet, mülkiyet üzerinden bir e, tanımlama yapacak olursak liberalizm hakikaten başat bir düşünce pratiği olarak karşımıza çıkıyor. Liberalizmin bu gelişmesinde, günümüze kadar gelmesinde tabii ki de klasik ve modern diye ayrımlar da yapılır. Dolayısıyla bizim makalede de üzerinde durduğumuz noktalardan birisi tek bir liberalizm mi var yoksa liberalizmler mi var? Çok sayıda, çok türde dediğimiz. Yani günümüze geldiğimizde Rawls'a açılan, John Rawls'a açılan bir yol da var. Yani Robert Moza'ya açılan bir yol da var gibi bir yaklaşımımız var. Yani birkaç farklı liberalizm anlayışı var ve çeşitleniyor çok köklü olduğu için. Ama temelde tabi ortak temaları var. Serbest piyasayı önceleyen, haklar önceleyen bir yaklaşım. Şimdi milliyetçiliğe geldiğimizde daha böyle Fransız devrimiyle birlikte daha çok tarih sahnesinde vurgulanan bir kavram olmuştur. Ve Fransız devriminden sonra da özellikle şeydir. Yani modern tartışmalar bize şunu gösterir. Mesela host Baum'da görürüz. Kurgu mudur yoksa doğal mıdır? Bir şekilde bir milliyetçilik ekseninde oluşan bir bakış açısı, bir ulusu meydana getiren bakış açısı kurgu mudur? Yani insanların yapay olarak inşa ettiği, Benedict Anderson dediği gibi hayali olarak cemaatler kurduğu bir yapı mıdır? Yoksa doğal mıdır arasında bir ikilem yani modernler genelde yapay olduğunu söyler. Ama yine de arada çıkan yazarlar doğal bir birlikteliği olduğunu da, milli bir inancın, milli birlikteliğin, ortak duygunun, ortak tarihin, kültürün doğal bir şekilde gerçekleştiğini söyleyenler de var. Dolayısıyla milliyetçilikte de böyle bir ikilem söz konusu. Makalede zaten ilk başta liberalizmlerden bahsederken de üzerinde durduğumuz konu ikisinin bu söylediğim yaklaşımdaki liberalizm ve milliyetçilik konusundaki o ikili ayrımın nasıl bir arada devam edip edemeyeceği. Genelde bir bakış açısı var liberalizmde son zamanlarda ortaya çıkan. Dünyanın küçük bir kasaba, köy haline geldiği ve her, şey, her şeyin evrensel bir, bir halde cereyan edeceği. Dolayısıyla belki Kantçı bir şekilde düşünecek olursak Konferatif devlete doğru, tek bir dünya devletine doğru giden bir bakış açısına doğru. Bu maksatlı bir... sahiti diye geçen aslında. Evet, bu da aslında e, milliyetili ve biz milliyetçilikle bağlantılı olarak ulus devleti de çok ilişkili görüyoruz bu olaya. Yani ulus devletleri de aşan çünkü milliyetçilik dediğimiz kavram bir şekilde ulus devletleri meydana getiriyor. Bunu realitede hani görmemezlik edemeyiz. Yani özellikle Fransız devrim vurgusu hep vardır. Devrimden devriminden öncesi ve sonrası vardır dünya tarihinde. E, sonrasında baktığımızda imparatorlukların yıkılması ve ulus devletlerin kurulması var. Günümüzdeki ulus devletler de bu şekilde cereyan ediyor ve her yerde öyle ya da böyle sınırlar var. İster yapay olarak kurulmuş olsun, ister doğal olarak kurulmuş olsun ama realit olarak ulus devletler var. Şimdi burada burada üzerinde durmaya çalıştığımız özellikle vurgumuz liberalizmin gerçekten küresel tek bir dünya devleti olarak ele alınması mümkün mü? E, Liberalizman krizlerinden birisi olarak bu değerlendirilebilir mi? Milliyetçilik ve liberalizm yollar ayrı iki ideoloji mi? Yoksa aslında tarih sahnesinde birlikte el ele gitmiş iki ideoloji mi? Düşüncesinde cereyan ediyor bizim yaklaşımımız. Aslında temel iddiamızda birlikte gittikleri yönünde bizim genel kanun aksine. Şöyle ki hak temelinde düşünecek olursak bile liberalizm kendisini ancak özellikle ulus devletler zamanında bu boyutta geliştirebilmiştir. Ulus devletler sayesinde bir şekilde ilerleyebilmiştir. Hak dediğimizde soyut düzeyde ve somut düzeyde de bir ikili ayrım yapmak gerekiyor burada. Soyut hak olarak herkesin yaşam hakkı vardır. Hürriyet hakkı vardır, mülkiyet hakkı vardır. İnsan haklarına giden yolda ifade özgürlüğü vardır. Kendisini dile getirebilir. Değil mi? Bunlar liberalizmin savunduğu soyut haklar halesidir ve çok geliştir ve hakikaten de çok güzeldir. Bunun temellendirmeleri vardır. Özgürlük temellendirmeleri vardır. John Stuart üzerinden belki Berlin üzerinden bir temellendirme yapılabilir. Yani çok çeşitlidir. Negatif, pozitif, özgürlük ayrımları vardır. Böyle ilerlediğimiz zaman ancak bu soyut haklar halisinin realitede karşılığına baktığımız zaman herkes aynı oranda geçerli olmuyor. Haklar ancak realiteye geldiğimizde güçlü ulus devletler sayesinde anlam buluyor. Ne kadar güçlü ulus devlet varsa haklarımız o kadar güçlü bir şekilde korunuyor, savunuluyor. Ve onların yaşama imkanı doğuyor. Hakları ulus devletlerden ayrı düşünemiyoruz, görüşündeyiz biz. Şöyle ki mesela seyahat özgürlüğümüz var diyoruz. Çok basit bir realite örneğini vereyim. Pasaport indekslerimiz var, indeksleri var. Hangi pasaportun hangi ülkeye ne kadar hani kaç vizesiz gidip gidemeyeceği konusunda araştırmalar var. Bu da bu, bu ülkenin pasaport gücünü ortaya koyuyor. Türkiye'ye baktığımızda özellikle Schengen bölgesine girmek e, bir zulüm olmaya başladı. Yani şunu geçiyorum. Ekonomik olarak o düzeyde miyiz değil miyiz tartışması tabii ki de bambaşka bir tartışma. Belli ölçülerde liberal demokrasinin yaşayabilmesi için de cinik hastanesi dediğimiz belki de oraya atıfla söyleyebileceğimiz belli bir ekonomik düzeye sahip olmak gerekir. Hadi ekonomik düzeye sahip olduk diyelim. O ekonomik gücümüz var. Ancak ben seyahat edemiyorum. Mesela ben herhangi bir Avrupa ülkesine gitmek istesem belki vize sırası alamayacağım ve gidemeyeceğim. Ama benim dibezim düşüncemde, anlayışımda dünyada bu şekilde, bu eksende yürüdüğü için demek istiyorum. Seyahat özgürlüğüm var. Ama ben bu seyahat özgürlüğünü kullanamıyorum. Ancak ben Türk vatandaşı olmasaydım, diyelim ki Amerikan vatandaşı olsaydım, bu özgürlüğümü kullanabilecektim. İşte üzerine parmak bastığımız temel nokta bu. Haklar halisi var soyut olarak. Fakat somuta geçtiğimizde liberalizm ancak milliyetçilik ve ulus devletler sayesinde bunu gerçekleştirme imkanına sahip olabiliyor. Sadece pasaport üzerinden değil, bütün mefhumlar üzerinden yapabilirsiniz. Yaşama hakkı üzerinden de yapabilirsiniz. İfade özgürlüğü üzerinden de yapabilirsiniz. Hapise atılma korkunuz varsa ifade özgürlüğünüz var mıdır gerçekten? Gibi bir soru ortaya çıkar. Dolayısıyla biz burada krizdeki liberalizm yani liberalizm ve milliyetçilik realitesi derken bunu kastediyoruz. Somut olarak dünyamıza baktığımızda liberalizm kendisi milliyetçilikten ayrı veya veya milliyetçiliğin uç noktasındaki radikal yorum olan faşizme tepkisel bir şekilde yaklaşmasından ziyade ulusları ortaya çıkaran bir mantık olarak yaklaşması ikisini besleyen ve ikisini büyüten ve ikisinin gayet olumlu bir şekilde yol almasını sağlayan bir süreç olacaktır görüşündeyiz. Yani bu makalede aslında üzerinde durduğumuz temel nokta bu. Hocam çok teşekkür ederim. Sizin dinlemesi çok keyifliydi ama ben izleyicilerin mutlaka okumalarını da tavsiye ediyorum. Daklo 1984'ün web sitesinden. Evet şimdi birazcık da yerel siyasete dönelim istiyorum. Son anketler, kamuoyu sonuçlarını biraz konuşalım istiyorum. Liderlerin onayı, popülaritesi ve partilerin durumu. Halbuki rakamlardan çok ben başka bir şey e, konuşmak istiyorum. Benim dikkatimi o çekti. Yani şimdi geride bıraktığımız bu altılı masa süreci işte 2023 Mayıs başkanlık sürecinden önceki dönemde parti oylarının çok ağır ve zor hareket ettiğini görüyorduk. Yani Türkiye... Aslında siyasi partilerin önemli olduğu bir ülkeydi. Bu da biraz şuradan kaynaklanıyordu galiba. Özellikle muhalefet için. Başkan adayının kim olacağına muhalefet partilerinin genel başkanları karar vereceği için bir muhalefet partisinin gücü son derece önemliydi. Şu anda gördüğümüz tablo parti oylarının çok hızlı şekilde aydan aya yükselip düştüğü bir tablo. Bu da aslında bize e, siyasi partilerden daha çok Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilere odaklanmayı öğütlüyor. Yani şu anda CHP büyüdü ancak CHP'nin parti olarak, siyasi parti olarak anlamı da daraldı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si %25 alıyordu ama Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin kimin cumhurbaşkanı olacağına dair nihai sözü söyleme otoritesi vardı. Ki söyledi de zaten. Fakat %38 olan CHP'nin CHP genel başkanı tarafından kimin cumhurbaşkanı olacağını tayin etme gücü yok aslında. Ya bunu <laughs> başkan adayı olacak kişilerin inisiyatifi belirleyecek. Anlatabiliyor muyum? Yine muhalefet bu kadar büyümüşken kendi cumhurbaşkanı adayını çıkartamayacak bir partinin bir anlamı da yok bu sistem içerisinde. İşte İyi Parti'nin mesela bir önceki dönemdeki anlamı Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusundaki etki etme kapasitesiydi aslında. Şu anda baktığınız zaman Cumhurbaşkanı adayları zaten organik olarak ortaya çıktığı için partilerin burada bir etkisi yok. Yani bütün hayat Erdoğan'ı onaylayıp onaylamamak üzerine kurulunca bütün siyaset, siyasi partilerin, ideolojilerin bir anlamı kalmıyor. Orada kurumsal bir CHP yapısı var. En kurumsal yapı o. En iyi çalışan, en bilimsel çalışan, en teşkilatlı olan, sandıklara en fazla sahip. Şimdi o CHP yapısı kalır. O ayrı bir şey. Fakat CHP'nin oy oranındaki artış düşüş çok önemli değil. AKP'nin de öyle. Çünkü biz baktığımız zaman Erdoğan oyuyla AKP oyu arasında bir gap görüyoruz, bir uçurum görüyoruz. Yine CHP adayı muhalefet adayıyla Cumhuriyet Halk Partisi arasında da benzer şeyleri görüyoruz. O yüzden bence yani bu parti siyaseti tekrar parlamenter sisteme geçilmedikçe ya da yarı parlamenter sisteme geçilmedikçe biraz zor canlanacak. Ve partiler genel itibariyle AKP'de, CHP'de organik adayların bir anlamda ayaklarını bastıkları zemin olabilir. Oylarını koruyacak, gözetmen temin eden bir organizasyon gibi gözükebilir. Ya da seçim çalışmalarını yerelde yürütmek için destek alınan bir aparat olarak görülebilir. Ama partiler genel itibariyle Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına karar veren, Cumhurbaşkanı politikasına karar veren yapı olmaktan bence net olarak kesin olarak çıktılar. Yani baktığımız zaman biz önümüzdeki dönemde muhalefetin organik cumhurbaşkanı adaylarının işte İmamoğlu olsun, Yavaş olsun kendi kadrolarını kurduklarını, kendi söylemlerini oluşturduklarını ve muhalefet içinde partinin icazetine bağlı olmaksızın hareket edeceklerini düşünüyorum. O yüzden parti oyları Aydınaya değişiklik gösteriyor. İşte Temmuz başında yaptığımız araştırmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin farkı açtığını gördük. Yani AKP artı MHP oyu Cumhuriyet Halk Partisi oyunun daha altındaydı. İşte Temmuz sonunda başka bir e, araştırmamızda bu farkın kapandığını gördük. İşte sokak köpekleri meselesi, LGBT meselesi falan. Yani çok hızlı oynayan oy oranları var. Ama bu oy oranlarının bu kadar halk tarafından önemsiz olması, insanların ya ben AKP'ye oy vermiyorum deyip kararsıza geçmeleri, herhangi bir partiye oy verebilecek pragmatizme ulaşmaları, Aynı zamanda her başkan adayına oy verebileceklerini de göstermiyor. O yüzden benim önerim yani burada bir toplumdaki kültürel ve ideolojik hatlara odaklanmayı bırakmamalıyız. İkincisi doğrudan Cumhurbaşkanı adaylarına eğilmeli ve hangi ismin daha fazla beğenildiği, hangi ismin diğerleriyle rekabete girdiği, takdirde öne çıkacağı gibi soruları artık sormaya başlamamız. Evet sanırım artık bundan sonraki süreçte partilerden çok siyasi liderlerin herhalde evet. öncülüğünü evet. yorumlayacağız. Evet ya bu mesela işte Amerika'da da benzer bir sonuç üretti. İşte Cumhuriyetçi parti bürokrasisini mesela Trump bypass etti. Ya da Harris'in adaylığını demokrat partiler mi onayladı yoksa Obama'lar, Clinton'lar ve Biden'lar mı onayladı? Yani aslında baktığınız zaman böyle siyasi partinin dipten gelen bir dalgayla işte toplumdaki çıkar gruplarına ideolojik grupları ya da kültürel grupları organize ettiği, buna uygun başkan adayı belirlediği falan bir durum artık Türkiye'de pek olmayacak diye düşünüyorum. O, onun yerine biz isimleri konuşacağız. Yani Bundan sadece CHP'de muzdarip değil. Yani AKP'de aynı sorundan muzdarip. Başkan adayının kadrosuyla ile AKP'nin kadrosu arasında bir zihniyet farkı var. Yani Mehmet Uçum, Yiğit Bulut, Fahrettin Altun gibi danışmanların dünyaya bakışıyla, Numan Kurtulmuş, Efkan Ala, Bülent Arınç gibi isimlerin dünyaya bakışı birbirinden farklı. Yani elemine olan partililer oldu burada. Siyasi parti bürokrasileri oldu. Çok teşekkür ederim Burak Hocam. Evet, teşekkür ederim Halbuki. Tüm izleyicilere de yayını izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yayını beğenirseniz çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Bye. Mm -hmm.